Halk arasında çok da önemli bir soru var hocam. Cünüp ölen kişi ebedi cehenneme mi gidecek? Öyle bir şey yoktur. Hurafedir. Koca karı laflarından bir tanesi. Gençleri zinadan uzak tutmak için, gençleri kendi kendine cünüp olma halinden, kendini tatminden uzak tutmak için o halde ölürsen cehenneme gideceksin derler ve halkı korkutmaya çalışırlar. Dini hiçbir dayanağı yoktur. Kişi iki namaz vakti arasında cünüp olabilir. Bunu ya helal yolla yapar, eşiyle beraber olur. Ne zamana kadar cünüp durabilir? Diğer namaz vaktine girmeye yarım saat kalıncaya kadar. Buna kerahat vakti diyoruz fıkıhta. Yarım saat gelinceye kadar cünüp olarak kalabilir. O son yarım saatte yıkanmaktan başka yaptığı her fiil haram olur. Yemek yiyemez, çocuğuyla oynayamaz, hanımıyla muhabbet edemez. Yapması gereken tek fiil yıkanmaktır, gusül abdest almaktır. Yıkanacak, peşinden öğle namazının farzını kılacak, ikindiyi bekleyecek. O zamana kadar cünüp olarak durabilir. O halde ölse bile ebedi olarak cehennemde kal diye bir tabir yoktur. Cahilce fetva vermemek lazım. Konuları derinlemesine araştırmak lazım. Bizim küçükken de şeye dönüyordu hocam ya. Cünüp olarak gezdiğin yolları ya, anlatılan hikayeye okut. <laughs> Çocukken cünüp ee, gezdiğin yolları bastığın her toprak parçası sana beddua eder lanet Yok, eder falan mı? Yok. Daha kötü şeyle kazma kürek verecekler cehennem deline. Onların hepsini tek tek ters çevireceksin. Yani bu fantaziyi vallahi ilk defa sen de duyuyorum. <laughs> ya. ne, ne fantaziler duyacağız ya. <laughs> ben de o sıra çocuğum şey düşünüyorum. Lan diyorum yani hadi tamam toprağı moprağı çevirdik de bu... O zaman ben şu taşlara maçlara basmayayım bari böyle bir şey olduğu zaman. <laughs> Ya bu, hakikaten bu şeye böyle Allah Allah dedim ya ne kadar kötü bir şeymiş o zaman bu. Ya ama kötü bir şey ama insanları sakındırmak için yalan söylüyorlar. Yalan söylüyor. Problem burada. Yani dinde olmayan bir şeyi dine katıyor buna da bidat deniyor zaten. En büyük kötülük. İslamiyeti yıkma, İslamiyeti değiştirme. Ya biraz ruhsatların böyle tamamen önünü kesmişler, kesmeye çalışmışlar gibi bir durum var sanki hocam. Değil mi?